think about it? Yeah. Well, you think if he plays in MLS for the next 3 years, there's a World Cup in the States. Right there. They come asking. Ne kadar güzel Nusret'in bizi böyle temsil etmesi farklı alanlarda değil mi? Bütün dünyada hem işte... hem kebapta hem Arap futbolda. Arap ülkelerinde, kebapta da Arap ülkelerinde ve... Nusret'in bizi temsil ettiğini zannetmiyorum ben. Nusret ediyor. Bir şey temsil ediyor ama neyi ben onu anlayamadım hala. Yani ama şimdi bu ardı ardına gelen yasaklamalar, farklı farklı yasaklamalar da geliyor tabii ki. Evet, i̇şte şuraya giremez, var. Buraya giremez. Fakat kimliğin yanında tabii ki hep bir Türk var. Türk ama bir şey söyleyeyim bak, ben biraz farklı bakıyorum bu olaya. Şimdi Nusret sadece müşterilerine et veren bir iş yapmıyor. Nusret küresel bir eğlencenin, bir entertainment'ın aktörü. Yani insanlar Nusret'e hadi gidelim abi burada güzel bir et yiyelim demeye gitmiyorlar oraya. Onunla beraber selfie yaptırmaya falan gidiyorlar. Dolayısıyla o büyük eğlence içerisinde bunlar falan bana normal geliyor. Abi, oynuyor yapma. Onu. Yani söylediğini çok anlıyorum yani, ama yani Dünya Kupası'nda sahaya inip böyle bir şey yapıp yani bu bununla bunun hiçbir alakası yok. Ama orada Messi'de de biraz sorun var. Messi sonuçta Nusret'i tanıyor. Bu sefer tanımamazlıktan geliyor ya da tanıyamıyor. Abi, orada, onun için de. Abi orada ne işin varı sorgulamamız gerekiyor. Hayır o başka bir şey canım. O zaten. Şey yani. Hayır ve zaten içeri. Orada ne işin var senin? Oraya sana bir şey belli. Ama canım, oraya nasıl girdiğini. Gazeteci olarak oraya girebilsen sen girmez misin ben oraya? Ben gazeteciyim abi ben girerim. E o da entete eğlenceci o da. Kebapçı. Eğlenceci abi. Eğlence ya o, abi o sosyal medya elemanı ya. Senin o. Evet de ama bu işlerin. 46 milyon takipçi var. Koyacak o fotoğrafı oraya oradan yayınlayacak falan yani o iş yapıyor. Orada etçi falan değil. O sosyal medya fenomeni olarak orada. Ben tam bir rezalet olarak görüyorum. Şimdi ama yakıştı yani abi, gerçekten. Tabii ki o zaman da şuna da bakmak lazım. Bu takipçi meselesi başka türlü de algılanmaya tabii, başladı. Tabii 60 milyon takipçim yani, var. Her yere girebilirsin o zaman. Kapıyı çaldın eve de gir yani. Başka bir şeye bakalım. İsterseniz tabii şimdi burada yapamayız canlı yayında ama işte filan gibi ülkemizde şey değiştirilerek girilen sitelerdeki video izlenme oranlarına bakalım yani. Ve bu oranları önemli YouTuber'larla ya da önemli şeylerle ne derler influencer'larla bu izlenme oranlarını karşılaştıralım. Bu porno ben video. Onu söylemiyorum izle- ben. Hayır, ben evet onu söylemiyorum. Ama ben de böyle söylemek istiyorum. Çünkü ha, o yani... zaman da entertainment işinde dediğimiz zaman bu kebapçıya o zaman başka bir şey oluyor. O zaman ya bir de... yani o zaman biz o zaman her şey mübahlaşıyor. Çünkü hayır onu demiyorum. Yani bak, Nusret'in meşhur Hasan Sabbah'ın oradan gelen laf gibi yani gerçekliğin kaybolduğu dünyada artık her şeyi yapmak mübahtır. Yani bir gerçeklik algısını bozuyor bu ve zaten biz bu postürk hikayelerini falan sen bunu moral, etik açıdan bu şekilde değerlendirebilirsin. Hayır, ben ondan bahsetmiyorum. Porno sitelerdeki video izlenme hayır, olanları, değil, oranlarıyla şimdi. Ve takipçilerle karşılaşıyor. Ama o porno yapmıyor şimdi o yani. Ama yaptığı food porn. Bak yani. Şimdi kendi öyle şey söylüyor. Food porn. Bunu eleştirebilirsin. Bu tamamen içerik üretmedir. Şimdi ama içerik üretmedi. Abi böyle hayır, içerik falan üretilmez yapmayın Allah aşkına. Şöyle kendince. Böyle içerik üretilir abi. Hayır kendince şöyle şimdi. Ya insanlığın geldiği bir yer bu adam. Yani yediği ve öldürdüğü hayvanlara şaplak atan, onlara vuran, o etleri havalara sıçratıp İçerik adamların zaman, ağzına atan bu food porn değil. Bu ölüm pornosu. Yani daha da ağır, food porn'dan da daha ya ağır tamam şey. Da kardeşim, ölüm pornosu dünyada, bu. Yani yasaklanan ölüm pornosu var ya. Dünyada 5 milyar insan da et falan. Yiyor. Evet et evet, yiyor. Ama onlar ama ete şaplaklayıp atmıyorsun da eti yiyen ama hayvana yani biz kebapları insan olarak insan olarak ne yapacağız? Yani bir Afrika kabilesi üyesi kadar yani yemek için çocuklarını beslemek, ailesini beslemek için öldürdüğü hayvandan özür dileyen bir ki bu meşhur hikaye filmlerde bilmem ne de var. Bir Afrika kabilesi üyesi bir baldırı çıplak dolaşan bir kabile üyesinden söz ediyoruz. Ve medeniyetin geldiği yerde ama unutma ki ölüm pornosu çeker. Unutma ki bizde bunu, Kurban Bayramlığında hayvanların hayır, ben adamın şahsiyetini Nusret'i tartışıyorum. Abi sen ülkenin yani, tanıtım yüzü yaparsan adamı kendini gerçekten ülkenin tanıtım yüzü zanneder. Tabii ama ya Türkiye'de tanıtım yüzü diye 60 milyon takipçisi var diye Nusret'e kaldıysak yazıklar olsun bize yani. Adamın şahsıyla ilgili bir şey söylemiyorum. Adam ticari olarak başarılı biri ya. Yani bir de çok çalışkan falandır. Ben Nusret'i iyi tanırım. İşine yani ticari olarak başarısına çok saygı duyuyorum. Ama
Nusret'in ayarını bizimkiler bozdu. Özür dilerim, sen de bak, bu arkadan gelen bu laf da bence çok çarpıcı ve bugünlerin konuşulması gereken bir şey bu. Ticari olarak çok başarılı deyince evet, niye bir demir çelik ithalatçısından söz etmiyoruz? Yok mesela? Çünkü bitirdiler o işleri. Niye bitirdiler. Ticari olarak çok başarılı olan? Ama burada şov bitti yanı abi, güçlü canım. Ülkede öyle bir şey bitti. Keşke konuşabilsek. Niye başarılı bir sanayiciden bahsetmiyoruz? Bahsedemiyoruz çünkü. Ya evet, ama niye mesela burada ne hoşumuza gidiyor? Ya eğlenceli değil o. Hayır, bir dakika, şöyle çok basit bu. Aslında bu... Abi Nusret bence hiç eğlenceli abi, değil. Abi kendini yani yoktan eğlence var eden... Eğlence çok subjektif bir şey Nusret, ama... Success Story'ye burada şey burada yapıyorsunuz. Baksanıza burada bir saattir konuşuyoruz. Abi çünkü utanç verici bir şey ya. Bunu siz de yapsanız konuşuruz. O da bunu istiyordu zaten kendisinden. Evet, konuşulmasını istiyordu ve biz de konuştuk Nusret'e. Valla umarım ama ben bu şekilde konuşulmasından haz almıyordur. Yani bu çünkü... nedense bilmiyorum... Rahmetli Erdal İnönü'nün bir anekdotu geldi. Şimdi Erdal Bey seçim meydanına gidiyor. Otobüs, seçim otobüsü hınca hınç dolu. Birisi kapıya asılmış. Erdal Bey de yukarıda ona sesleniyor. Erdal Bey, Erdal Bey, ben sizi çok seviyorum. Sizin için ölürüm, ölürüm diyor Erdal Bey. Ölme, ölme. Bir oy, bir oydur.